Selam sayın izleyenler, ülkemizden gelen haberlerimiz vardır. Başta onları izleyelim. Hükümet Başbakan Dimitar Kovacevski eşliğinde dün akşam düzenlendiği 28. Bakanlar Kurulu toplantısında ekonomik krizle mücadele kapsamında yeni tedbirler getirdi. Bu tedbirlerle birlikte kamu kurumlarının harcamalarının daha makul hale getirilmesi amaçlanıyor. Hükümet tüm kamu kuruluşlarına harcamalarını %10 oranında azaltması talimatını verdi. Verilen talimatlar arasında kurumların tanıtım, reklam, sponsorluk ve makam araçlarının kullanımının %50 düşürmek değer söz konusu olmaktadır. Resmi seyahatlerin azaltılması, yurtdışı seyahatlerinde heyete yer alan kişi sayısının en aza indirilmesi de tedbir arasında yer almaktadır. Hükümet Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi durumunda doğal gaz alternatif yollarını aramakta. Hükümet Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz arzını kesmesi durumunda akaryakıtının Aleksandropoulos üzerinden Yunanistan'a ulaştırılmasının alternatif yollarını arandığını bildirdi. Ülke doğal gaz ihtiyacının tamamını Bulgaristan'dan bir boru hatıyla Rusya'dan karşılamaktadır. Ülkedeki ekonomik operatörlerin özellikle çoğunu doğal gazla çalış maktadır Avrupa doğal gazın yaklaşık %40'ı Rusya'dan ithal edildiğinden Moskova'ya yönelik Avrupa Birliği yaptırımlarına yanıt olarak gaz arzının kesmeyi de düşünülüyor. Ülkenin doğal gaz tüketiminin yarısından fazlasını özellikle Rus kaynaklarından gelmesi Almanya'yı özellikle zorlayacak gibi gözükmektedir. Ondan dolayı de alternatif yolların arayışında. Hükümetin aldığı kararla dillerin kullanma yasası kapsamında polis uniformalarındaki işaretleri iki dilde yapılacaktır. Dillerin kullanımı yasasına göre Üsküp ve diğer belediyelerde nüfusun %20'den fazlası Makedonca dışında bir resmi dili kullanıyorsa o bölgede polis uniformalarında Makedonca ile birlikte o dilde kullanılacaktır. Başbakan yardımcısı ve siyasi sistem bakın artan grubi sosyal medya üzerinde yaptığı paylaşımda polis uniformalarının Makedon ve Arnavut dillerinde hazırlanan polis belirtkesini de paylaşmış bu durumunda. Enerji Düzenleme Komisyonu'nun yeni akaryakıt fiyatlarını açıklamasıyla birlikte Euro Super BS95 86,5 denar litre için satılırken Euro Super BS98 88,5 denar bir litre için satılacaktır. Dizel yakıtı Euro Dizel BS 85 denar litre için satılırken yani özellikle ekstra hafif yağ L1 dediğimiz 81 denar litre için satılacaktır. Mazutun M1 denilen özellikle bu yakıtın 59 ve 299 denar bir kilogram için satılacağı bildirildi. Bölgemizden ilginizi çekecek olan haberlerimiz vardır. Dunja Banka së ysë kypë të mësi që he e tirë kënë që debre i ardën dërnë merë ke zhupa i zjarë e të etë misho u e etin dhe qalushmave sosial-politikalër të Elizabeta Kunoska dhe Natasha Taseska jera almak të ide. Mevcut olan çavuşmaları kapsamında bölgemizde sosyal açısından birçok proje uygulanmaktadır. Son olarak yaşlılara bakım projesi ise Merkez Jupa'da başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğine dair olarak Debre Sosyal Merkezi Müdürü Kreşnik Paçuku tarafından değerlendirmeler yapıldı mevcut olan çalışmaları kapsamında Merkez Juba Proje Koordinatörü Kayın Başkanı Aryan İbrahim bir de projeyle ilgili olarak yönetici olarak katılmış birçok elemanın katılmasıyla birlikte dünkü görüşmeler başarılı bir şekilde sona ermişti. Dünya Bankası misafirleri devre ziyareti kapsamında özellikle bölgemizde uygulanmakta olan birçok projesiyle ilgili olarak detaylı bilgilere sahip oldular. Merkez Jupa Belediye Konseyi 2021 ile ilgili olarak finanslar raporlarla ilgili olarak yeşil ışığın verilmesiyle birlikte mevcut olan okulların yanı sıra Kale Kamu Şirketi'nin de 2021 mali raporunda kabul etmiş olduğu geri kalan noktaların arasında özellikle belediyenin bütçesi planlanmış olan para yanı sıra gerçekleştirilmiş olan parasının kıyasla toplam 11 civarında 1 milyon denarlık farkı söz konusu olduğunu tespit edilmiştir. Planlanmış olan 127,6 milyon denar ve gerçekleştirilmiş olan 118,8 milyon denarın arasındaki farkı 11 milyon civarında söz konusu olmasıyla birlikte belediye temsilcileri tarafından gereken açıklamaları yapıldı. Öte yandan ise Kale Kamu şirketi yanı sıra Necati Zekeriya, Mustafa Kemal Atatürk ve Ata okullarının da 2021 bir finansal raporları kabul edildi. Devre bugün de susuz kalmaktadır. Standart kamu şirketi yetkililerine göre bugün sabah saat 8'den itibaren akşama saat 10'a kadar devrede su kesintisi olacaktı. Bununla ilgili olarak dün yapılmış olan haberleriyle birlikte mevcut olan açıklaması kapsamında vanaların değiştirilmesiyle ilgili olarak gereken çalışmalarına devam edildiğini bildirilmektedir. SMC şirketi çalışanları tarafından gereken vana değiştirmelerine devam etmesiyle birlikte şimdiye kadar kadar toplam 20 tane vana değiştirilmiştir. Devre Belediye Başkanı Doktor Ekuran Duka'ya göre özellikle su ulaştırma konusunda %40 civarında bir iyileşme tespit edilmiştir. Covid-19 istatistiklerine göre Debre ve Merkez Jupa'da toplam 12 aktif vaka söz konusu olmaktadır. İlk günden bu yana toplam 1659 kişi Covid-19 hastası olmuştu. Debre Modular Hastanesi'nde ise her doz için gereken mevcut çalışmaları kapsamında aşılama hizmetleri verilmektedir. Ondan dolayı vatandaşlar birinci, ikinci ve üçüncü dozla ilgili olarak Pfizer aşısıyla aşılanabilir. Tebredeki tutarlı gelişme merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan Dijital Belediyeler Projesi'nin analizi yarın için panel olarak ile ilgili olarak, haber olarak paylaşılmıştır. Bununla ilgili mevcut olan devre ve merkez Jupa belediyelerin tam çalışmaları kapsamında detaylı analizler söz konusu olmasıyla birlikte bir de vatandaşları ile iletişim kurma konusunda bazı analizler dile getirilecektir. Bununla beraberce belediye personelleri yanı sıra bazı entelektüellerin de katılmaları bekleniyor. Radika Fest Çocuk Festivali ile ilgili olarak tüm gereken hazırlıklar 1 Mart'ta bitmesi gerekiyordu. Ondan dolayı bununla ilgili olarak yöneticisi Zinçe Mimidinovski'ye göre tüm gereken hazırlıklar yapılmıştır. Ve bu senedeki Radika Fest Çocuk Festivali'ne 7 ile 14 yaşlar arasında çocukların yer alması sevindirici. Bilindiği bu sene tüm gereken hazırlıklar neticesinde Radika Fest Çocuk Festivali 28 Mart'ta gerçekleştirilecektir. Haber bültenimiz sona erdi. Görüşmek üzere efendim.